Evet, sevgili dostlar. Sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Zelimus e Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 5 yıldızlı diğer formamız, sarı formamız. Zaten hazırlık maçında da izlediniz ama bir de benim üstümde görün bakalım nasıl duruyor diye. Bu formalar biraz hafif geldi bana. Geçen sezonki formalar da biraz daha hafifti. Yani ağırlık olarak hafif bir forma ama manevi ağırlığı çok çok yüksek. Fenerbahçemiz dün benim de belirttiğim üzere Beşiktaş'ın da gündemine gelen Aleksandr Ciku'yla sözleşme imzaladı. Kap bildirimini yaptı. Çok şükür yanılmadık. Yine hani 500 tane kap veriyorsun hangisi oluyor diye görüyorsunuz verdiğimiz kaplar gerçekleşiyor. Yani Fenerbahçe e, anlaşma sağladı. Futbolcuna imzaları atıldı. Beşiktaş'a da, teş Beşiktaş da teşekkür edildi. Tabi şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe bir stoper daha alacak. Atilla Salahin'in ayrılma ihtimali var. Ve e, Fenerbahçe'de böyle bir durum var. Maaşını çok soruyorsunuz. Arkadaşlar 3 yıllık anlaşma kapa açıklandı mı tam bilmiyorum ama hani e, kapta sanırım e, yıllık 3 milyon şey yıllık 1.7 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalandı diye biliyorum. Hatta şuraya yazalım mı ya kap açıklaması diye. Chico, kap diyelim. E, sıradaki şeye bakalım arkadaşlar. Ha, 4 yıllık imza. 3 artı 1 mi? Pardon 4 yıllık ya. Ha, 3 artı 1 tamam. Dilimize bu şey oldu arkadaşlar. E, resmi açıklama. Mario Branco'da yer aldı. Atilla şey. E, Selahattin Baki de yer aldı. Farkındaysanız arkadaşlar. Bakalım Fenerbahçe'de gelişmeler nasıl olacak. Ben şunu söyleyeyim. Hazırlıklar Petersburg'da devam ederken Fenerbahçe'ye üzücü bir Haber geldi. Diego Rossi Zenit maçında oyuna sonradan girdi. Ve otelde bırakılmış arkadaşlar. Rossi'yi otelde bırakmışlar. Dinlenmesi için. Ve Fenerbahçe'de bugün bir gelişme yaşandı. Joshua King kasığındaki zorlanma tespit edilmesi sebebiyle İstanbul'a gönderildi. Yaklaşık 2 hafta tedavisinin sürmesi bekleniliyor. Yani Korktuğum başımıza gelmez inşallah diye diye bu haberi veriyorum ama inşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Şimdi Fenerbahçe'mizin yeni stoperi Cikgu, Samet Akaydın ve Atilla Salahi'nin geçen sezonki defansif performansları ekranda arkadaşlar futbol verilerine de teşekkürlerimi sunuyoruz. Bu görselden dolayı kendilerine. Şimdi burada ne dikkatinizi çekecek? 31 maça çıkmış Cikgu, Samet Akaydın 17, Salahi 32. Yalnız ben burada şunu anlamadım. Yani 32 maç ben bildiğim kadarıyla Salah 46 şey 52 maça falan çıktı. Avrupa maçlarını dahil etmemiş. Herhalde ligi baz almışlar. Pas yüzdesine bakın. Samet Akaydın'ın pas yüzdesi gayet yüksek. 17 maç olmasına rağmen. Uzun pas yüzdesinde Ciku hava topu kazanmada Ciku önde. Üstelik o boya rağmen. Enteresan değil mi? Yani 1.82 boya rağmen. Top çalmada Samet Akaydın daha önde gözüküyor. Bak Fenerbahçe taraftarına çok şaşırıyorum gerçekten. Bana göre Atilla Salahi Samet kadar değil dediğim zaman gülersiniz ama bir bakın arkadaşlar istatistiklere bir bakın top kesmeye uzaklaştırmaya falan bakın ve faul yapma en az faulü Salahi yapmış çünkü kırılgan oynuyor. Samet'in 1.4 olması sert oynadığına çalım yeme Atilla Salahi'nin Samet aynı. Yiku'nun 0.6 daha fazla yemiş gözüküyor. İkili mücadele kazanma. Engellenen şut girişimine bakın arkadaşlar. Böyle bir istatistik var. Bu istatistiği niye verdim? Futbolcuyu daha gelir gelmez hemen çöpleme başladı. Ha, ala ala bu alındı diye. Bak ben şunu söyleyeyim. Futbolcuları aşağılamayalım. Alexander Ciku geçen sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde 150'den fazla ikili mücadelede yani 150'den fazla ikili mücadele 90'dan fazla hava topu kazanan 130'dan fazla uzaklaştırma ve 60'dan fazla pas arası yapan 110 Dan fazla da isabetli pas veren tek oyuncuymuş. Yani 156-150'den fazla ikili mücadele kazanma diye. Bunlar da Opta'nın verileri. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam bir kap daha diyordun Umut Nair. Fenerbahçe Umut Nair'la imzalamak üzere. Hatta şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe Umut Nair'la imzalıyor diye haberler girildi. Prensip anlaşmasına varıldı. Kulübüne bonservis bedeli ödenmeyecek. Ve kısa süre içerisinde de artık açıklanmasını bekliyoruz. Umut Nair'le ilgili artık herkes kap bekliyor arkadaşlar. Sağlık kontrollerinden geçirildi Umut Nair. Fenerbahçe ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması, kap açıklamasını yapması bekleniyor. Kariyerinin en iyi sezonunu bu sezon geçirdi Ümraniye Spor'da. 31 maçta 17 gol, 3 asist. Ve Süper Lig'de şu ana kadar attığı gol sayısını, 16 gol sayısını tek sezonda geçmiş oldu. Milli takıma da seçildi. Yani güçlü forvetlerle rekabet edecek diyor. Arkadaşlar Edin Dzeko Fenerbahçe'de mi? Ceko Fenerbahçe'de. Batshuayi, Joao Pedro, Serdar Dursun. Bu isimlerden en az bir tanesi kesinlikle ayrılacak. Belki iki tanesi ayrılacak. Bunu da duyum olarak verelim. Fenerbahçe transferi ve teredi. Sebastian Simanski. Gündemi çok meşgul ediyor. Şimdi ben uzun uzadıya haberleri okuyup dakika çalmak istemiyorum ama... Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Sebastian Simanski için kulübü Dinamo Moskova ile de anlaşma sağlandığı belirtildi. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Simanski için Simanski ile 4 yıllık anlaşma sağlandı. Oyuncu için Dinamo Moskova'ya 15 milyon euro bon servis verilecek diyor. Benim bildiğim 9 peşin 3 de opsiyon olabilir. Hani şampiyonluk, şampiyonlar ligi bonusu gibi. Oyuncu yıllık 2,5 milyon euro kazanacak. 24 yaşındaki oyuncu önümüzdeki günlerde Rusya kampına katılacak diyor. Dinamo Moskova'nın 2019 yazında 5,5 milyon euro bedelle Leş Poznan'dan transfer ettiği Polonyalı oyuncu geçen sezon 2 milyon euro kiralama ücretiyle Feyenoord'da geçirdi. Simanski geçen sezon Feyenoord'da çıktı. 40 maçta 10 gol atıp 7 de asist yaptı. Şampiyonluğun mimarlarından oldum. Küçük bir eleştiri. Yani bu benim eleştirim değil. Bir kardeşimizin eleştirisi. Hocam Hollanda Ligi basit tırt bilik. Yani orada istediğini yapsın. Burası öyle değil diyor kardeşimiz. Kısmen de katılıyorum arkadaşlar. Ne diyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin şu ana kadar transferde geliri 30,5 milyon euro net. Gideri 2.6 milyon euro. Gustavo Henrique 1.4'e bon servisi. İrfan Can 1.2'ye bon servisi alındı şeklinde. Şimdi böyleyken Fenerbahçe'de bir değişim olması lazım. Yani Gustavo Henrique'den çıkılması lazım. Gustavo Henrique'yi çok fazla isteyen yok açıkçası 1.96 boyundaki stoperi ama biz ligden herhangi bir takıma kiralayabiliriz. Eee Meksika liginden bir takım vardı. 1.8 milyon euro teklifi vardı. Ama onlar bir adım geri atmış durumdalar. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Şu anda Fenerbahçe iyi gidiyor. Bakın bir sürü para harcamış durumda. Fenerbahçe bir sürü para kazanmış durumda, ama bir sürü para harcayamamış durumda. Artık e, hani harcamasını bekliyoruz. Yani bilmem anlatabildim mi? Umut Nayır tamam bedava bir oyuncu, kabul. Ancak Fenerbahçe'nin para harcaması lazım. Kesinlikle para harcaması lazım. Baktığınız zaman da Fenerbahçe'nin kadro değeri 156.40 milyon euro yani 156.4 diyeyim. Bu alanda çok iyi ama bir şeyler yapması lazım. Kent bedava geldi. Ciko bedava geldi. Ceko bedava geldi. Evet. Arda 20'ye satıldı. Berisha 4 diyor. Buruma 6,5 diyor. Artık bir şeylerin parasının da gelmesi lazım. Diye düşünüyorum. Zayt'la sözleşme uzatma görüşmeleri vardı. Zayt'tan haber bekliyoruz. Mesela Fenerbahçe kadrosunda şu an birçok isim var. Gitmesi muhtemel, kalması muhtemel. Serdar Dursun 1.7 mesela. Serdar Dursun, Samat da yani artık bunların gidişine kesin gözüyle bakıyoruz. Hal böyleyken bir tek Ceko kalıyor. Batshuayi kalıyor. Pedro ile King, Forvet gözüküyor ama tam Forvet değiller. Forvet arkası gibi düşünün. Ee, bir şeyler yapmak lazım. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Kent 9. Ceko 4, 13. 13. Ciku ee, 8. 21 milyon euro yaptı. Yani 21 milyon euro. 3 tane 21 milyon euro piyasa değerine sahip futbolcuyu da Fenerbahçe bedava almış oldu. Ama e, ister subliminal duyum veriyor deyin. isterseniz açık açık söylüyor deyin. Fenerbahçe'nin artık paraya kıyıp kütür kütür futbolculara alması lazım. Bilmem anlatabildim mi? Ve Fenerbahçe'de Salahi gidiyor. Merih Demiral geliyor. Arkadaşlar ben bu haberi okumak zorundayım. Önce onu söyleyeyim. Kim Minji'yi 18 milyon euroya Napoli'ye satan Fenerbahçe, Atilla Salahi'yi de 14 milyon euro ve bonuslar karşılığında Union Berlin'e gönderiyor. Fenerbahçe Merih Demiral'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son yıllarda sattığı yüksek bedeli oyuncularla gündeme gelen Fenerbahçe yeni bir ihracın peşinde. Önceki sezon savunmasının göbeğinde Kim Minji'yi İtalyan ekibi Napoli'ye 18 milyon euroya gönderen Salahi Cevetler, Güney Koreli'nin partneri olan Macar stoperi Atilla Salahi'yi de 14 milyon euro ve bonuslar karşılığında bunu desteka ekibine satmak üzere. Alman ekibinin Salahi için teklifi 12'den 14 milyon euro artı bonuslara yükseltildi öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal ondan daha iyisini alacaksanız gönderin deyince Salahi acıverdi yönetimde alarma geçip Almanlara tamam dedi. Alman basınından Kiçker kısa sürede bu transferin resmiyete döküleceğini yazdı. Salahi Union Berlin'in yanı sıra Hoffenheim'le Fransız kulübü Nice'de istiyordu demiş nice yıllara. Fenerbahçe savunmadaki Fenerbahçe savunmasındaki gediği bir başka yıldıza gidermek isteyen Fenerbahçe altyapısına yetişen Merih Demiral'a evine geri dön çağrısı yaptı ve Atalanta'ya da 14 milyon euro teklif etti. Merih için 20 milyon euro beklentisi olan İtalyan ekibinin teklifin yükselmesi halinde buna sıcak bakacağı ifade edildi. Fenerbahçe milli yıldız için şartları zorlayıp transferi bitirmek istiyor demiş. Şimdi gelin Melih Demiral'ı inceleyelim. Yaş henüz 25. Bakın burada çok ince bir nüans var. Yaş 25. 1.90 boyunda 2026'ya kadar sözleşmesi var. Evet bir stoper. Ancak Cenk Melih Yazıcı oyuncunun tanışmanı. Ee, bazı kırgınlıklar olabilir bu oyuncuyla. Ama oyuncu genelde Alanya Spor oyuncularının menajerliğini yapıyor. Tabii Berkan Kutlu da buna da Galatasaray'da oynasa da sonuçta Alanya'daydı. Serdar Saatçi'nin de menajerliğini yapıyor oyuncu. Ki ben Serdar Saatçi isminin de yani çok enteresan bir isim bu isim. 20 yaşındaki stoper hani gelişim göstermesi muhtemel ama gösteremeyen bir isim. Enteresan. Neyse bizim amacımız Merih Demiral Merih Demiral Juventus görmüş. Atalanta, Sao Paulo. Hani Alanya Spor tamam ligimizde olduğu için. Sporting Lisbon görmüş bir isim. Yani CV'sinde 25 yaşına rağmen bir sürü takım var. Bir sürü takım var. Enteresan bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir takımda yani gördüğüm kadarıyla 2 sezondan fazla durmamış. Bu değil mi sizce? Yani Juventus'ta 2 sezon durmuş. Oradan Atalanta'ya gitmiş kiralık. Oradan tekrar Atalanta'ya 21 milyon euroya gitmiş sezonun başında. Sezonun başında 21 milyon euroya gitmiş. Şimdi Merit Demiral'da bir çıkış maddesi olabilir mi acaba? Aklınıza hiç bu geldi mi? Hani İtalya dışına şu kadar fiyata gidebilir diye. Ve oyuncu bu sezon yani 28 maça çıkmış ama 1524 dakika bir de golü var. 5 sarı kartı var. Sert bir oyuncu. Bizim ligimizde aldığın zaman e, hani çöplettirilecek bir futbolcu. Bizim ligimizde çöplettirilecek futbolcu. Çok düşünmemişler. Şimdi 20 milyon euro. 21 e almışlar. 21'e almak imkansız. Yani 21 verilmez. 14 zor 10 artı sonraki satıştan pay maddesi bir de bonuslarla alınabilir. Yaşı daha 25. Ben şunu söyleyeyim. Ciku'yu aldın. Samet Akaydın. Serdar Aziz. Merih Demiral. Bu dördüyle yola çıkacağım dersen. Yolda kalırsın. Açık söyleyeyim yolda kalırsın. Ha, Luan Perez sol bekte Osterwolde'nin yedeği olacak ya da birlikte oynayacaklar sol bekte ee, dersen Mesela Merih Demiral, Juan Perez ikilisi. Bak bu yolda bırakmaz seni. Seni kütür kütür oynatır. Hocam sol beke başka birini daha alacağız. İşte Merih Demiral, Luan Perez, Luan Perez'in yedeği Ciko, Merih'in yedeği de Serdar Aziz ya da Samet Akaydın'dan birisi. Dersen kabul ederim bunu. Çok da güzel olur. Şunu söyleyeyim bu hat kurulursa zaten kalecin 6 ayda olsa ben de olsam 3 aşağı 5 yukarı sezonda Belki 6 gol falan oynar. Hani Livakovic'i getirsen ya da Altay Dursa 6 gol falan oynar sezonda. Bu hatta. Bu savunma hattında. Demek istediğimi tam olarak anlayın istiyorum. Ama 3 tane Türk kuralını da çok rahat bir şekilde karşılamış olursun arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu transfer gerçekleşir mi? Çok çok zor. Ama size subliminal bir duyum verdim. Videoyu biraz geri sarın. Ne demek istediğim orada çok açık ve net var. Belki de oradan dolayı transfer olabilir. Son haberimiz Fenerbahçe Juventus'un yıldızını istiyor. Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe gözünü Juventus'un genç yıldızına çevirdi. Fenerbahçe Rusya'nın St. Petersburg kentinde Paris Premier Cup geç Zenit penaltılar 4-3 geç. Bu arada Zenit'le ilgili bir videom vardı benim. İstanbul'da yaptığım hazırlık maçında Türkiye'ye küfür ettiler taraftarlar. Bizim taraftarlara tepki gösterdi. Ben de onu shorts video olarak attım. Kanalda mevcut. Fenerbahçe'mizin Zenit'le oynadığı maçta bu video viral olmuş. İzlemişler. Bana diyorlar ki niye kandırıyorsun insanları? Niye sahtekarlık yapıyorsun? Bu maç tam oldu. Bu şöyle böyle. Ya kardeşim bu kadar vicdansız olmayın. Ben bu maçta oldu diye önünüze mi sundum? Kapak. Hani e, kanalın kapağına mı ekledim? Ana sayfaya mı koydum? Gözünü sevdiğim arkadaşlar. Hatta artık şey yaptım. Oraya yazdım. Bu maç işte bilmem kaç Mart 2023'te oynanmıştır diye. Ya insanlara kendimizi anlatamıyoruz. Üzülüyoruz. Şimdi e, Kent Edinceköy falan geç tüm bölgelere oyuncu gelecek. İsmail Kartal 3 kulvarda mücadele edecek. Rotasyonlu kadroyu işaret edip hani aramıza katılacak oyuncular var. Mevki olarak söyleyemem. Savunmaya, orta alana falan filan diyor. Bu arada sakatlık demişken unutmadan şunu da belirteyim. Unutmadan belirteyim. Beşiktaş Avrupa maçına çıkacak mı? Hazırlıkları var mı? Altasaray çıkacak mı? Adana Demir çıkacak mı? Şimdi bu takımlardan en az sakatlık verenin önü daha açık. Ben size söyleyeyim. En az sakatlık verecek takımın önü daha açık. Bakalım hangisi olacak. İnşallah biz oluruz. Geçen sezon biz bunu yaşadık. Sezon bir başladı. Patır patır adamlarımız döküldü. Darısı Galatasaray'ın başına inşallah. Darısı Beşiktaş'ın başına inşallah. Şimdi çok alay ettiler. Çok dalga geçtiler. Darısı başınızda inşallah. Daha beterini bulursunuz inşallah. Giden gelmiyor. Giden gelmedi. Bu nasıl işte? Sol rota sol bekliyor. Fenerbahçe gözünü sola çevirdi. Juventus'un 23 yaşındaki sol bekim Andrea Cambiasso olmuş. Esteban'ın oğlu mu yoksa bu? Esteban Cambiasso vardı ya. Bunlar da olabiliyor öyle şeyler. Geçtiğimiz sezonu Bologna'da kiralık geçiren Cambiasso için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı bir oyuncu menajerle görüştüğü ortaya çıktı. Ben de böyle bilgi yok. Olumlu geçen görüşmelerden Juventus'ta masaya oturacağı ifade ediyor. Cambiasso'nun 2027'ye kadar sözleşmesi var. Tekrar başka bir takıma kiralamayı düşünüyorlarmış. Fenerbahçe'ye de gönderebilirlermiş. Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giymiş. 3 tane asistlik katkı sağlamış. Ben futboldan anladığım kadarıyla söylüyorum. İtalya'da böyle bir istatistik yapan çocuğu asla satmazlar. Satın alma opsiyonu falan kiralamazlar. Ben onu söyleyeyim size. Sadece kiralarlar. E, cambiaso. aşağıda yazar ya aile şeyleri diye yok. Herhangi bir şey yazmıyor. İsim benzerliği demek ki. Şimdi iki ayağını da iyi kullandığını belirtiyorlar. Sağ bekte bile oynayabiliyormuş çocuk. Birçok takıma kiralamışlar. Hatta Bologna'ya 1.97'ye kiralamışlar. 1.970.000 euroya kiralamışlar. Muhtemelen opsiyonu yoktu. Olsaydı değerlendiririz. 8 milyon euroya kadar çıkmış piyasa değeri. Benim bilgim dahilinde böyle bir hamlemiz yok. Ama şunu söyleyeyim. Oster Volde'nin ilk maç performansı birçoğumuzu umutlandırdı. Umarım umarım umutlandırdığı yerde devam eder. Umarım üstüne ekleyerek devam eder. Yani bizim bence sol bek ihtiyacımız var mı? Ee, bence Luan Perez kadroda kalacaksa yok ama Luan Perez satılacaksa mutlaka ve mutlaka bir sol bek yedeğine ihtiyacımız var. Öyle Lincoln'e falan olacak iş değil. Onu söyleyeyim. <laughs> Yarın bir gün apışıp kalırız. Hani eee onu söyleyeyim arkadaşlar. Çağatay kuru kalıp falan çok umutluyduk. Çok umutla almıştık. Ama arkadaşlar altyapıda da böyle bir şey oluyor. Mesela futbolcuyu umutla alıyorsun almasına ama futbolcu gelişimini göstermiyor. Hani senin beklediğin, senin istediğinle futbolcununki uyuşmuyor. Hal böyle olunca da sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ee, ve durumlar bu şekilde belirtmiş olayım. Evet. Yolun açık olsun Atilla Salahi. Hoş geldin. Merih Demiral başlığını koyacağım. Merih Demiral için bir kez daha söyleyeyim. Muhtemelen kaçırdınız. Tekrarında da şey. Belki de yurt dışına 10 milyon euroya ya da 14 milyon euroya çıkış maddesi vardır. Ya da Fenerbahçe'ye karşı. Sadece Fenerbahçe'ye özel 10 milyon euroya çıkış maddesi vardır. Futbolcu belki de kulübünden nefret etmiştir. Bir sıkıntı yaşamıştır. Bize de haber göndermiştir. Biz de bu haberin üstüne Atilla Salahi'yi satalım da seni alalım demişizdir. Bekleyip hep birlikte göreceğiz. E, normal şartlarda asla imkan vermiyorum. Ama artık normal şartlarda değiliz. Başka şartlardayız. Benden söylemesi arkadaşlar. Umarım mesajı tam olarak algılamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.